Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz hadis tarihi ve usulü. Son ünitemiz 10. ünite. Bu ünitenin başlığı mütevatir, ahad, zayıf ve mevzu hadisler arkadaşlar. Bu gördüğümüz kavramlar, bu gördüğümüz 4 kavram geçtiğimiz ünitelerde sürekli bunlara atıf yapıldı. Az buçuk neler olduğunu biliyoruz. Ama bu ünitede bu dört kavramı daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bu dersimiz genel anlamda hadis e, hadis usulüyle ilgili genel kültür e, babında bir ders olarak düşünebiliriz Çünkü çoğu bildiğimiz e, kavramlar e, hepsi hakkında genel bilgilerimiz var e, O sebepten bunlar üzerinden e, dersimize başlayalım Ben gene ünitemizi elimden geldiğince kavramsallaştırmaya çalıştım e, Renklendirdim, görselleştirdim e, İnşallah bunlar üzerinden dersimize beraberce başlayalım Hadis usulünün gayesi bilindiği üzere her bir haberin Hazreti Peygambere ait olup olmadığını tespit etmeye yarayan kuralları belirleyerek ve ilgili haberlere bu kuralları uygulamaktır hadis usulünün gayesi. Hazreti Peygamber'den sonraki nesiller günümüze gelene kadar bu konuda olağanüstü çalışmalar yapmışlar ve ellerinden gelen her türlü fedakarlığı göstermişler ve her türlü fedakarlığa katlanmışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin güvenirlilik açısından en zirvesi arkadaşlar mütevatir hadistir. En alt düzeyi ise mevzu hadislerdir. Orta seviyesi ise ahad haberlerdir. Birazdan değineceğiz. Aslında mevzu hadis Hazreti Peygamber adına tamamen uydurulduğu için hadis bile değildir. Şekil açısından bir senet ve metni olması ve gerçek hadismiş gibi sunulması nedeniyle böyle bir isimlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu ünitede mevzu hadis dışındaki diğer kavramlar incelenirken konunun nerede durduğu ve tartışmaların neden kaynaklandığını görebilmek amacıyla yer yer hadisçilerle birlikte öteki itikadi ve ameli mezheplerin görüşlerine de temas edilecektir. Daha çok teori ve uygulamada söz konusu kavramların mütevatir, ahad, mevzu zayıf. İşte bu kavramların nasıl değerlendirildiği görüş sahiplerinin gerekçelerine de işaret edilerekten bu söz konusu kavramlar açıklanmaya çalışılacaktır. Ahad hadis veya haberi vahid konu olarak kapsar. Neyi kapsar? Mütevatir dışındaki sahih, hasen ve zayıf bütün hadis çeşitlerini kendisine konu alır ve kapsar. Ünitenin başlığını oluşturan dört kavramla yani mütevatir, ahad, zayıf, mevzu. İşte bu dört kavramla hadisçilerin yanı sıra fıkıh ve kelam alimleri de ilgilenmişlerdir. Mütevatir ve ahad hadisin haber değeri ve bilgi oluşturup oluşturmaması inanç esasına dayalı mezheplerin, zayıf hadisle amel konusu da ameli mezheplerin temel tartışma konularından oluşmuştur. Bu kavramlardan birincisi mütevatir. Mütevatirin tanımı, şartları ve çeşitleri. Tanımı sözlükte araya zaman girmekle beraber kesintiye uğramaksızın devam etmek, birbiri ardınca gelmek anlamına gelen ve tera kökünden gelmektedir mütevatir kelimesi. Hadis ilminde de hadis terimi olarak mütevatir şöyle tanımlanmıştır. Yalan e, yalan bir haberi rivayet, rivayet etme hususunda birleşmeleri aklın ve adetin kabul etmeyeceği kadar kalabalık raviler topluluğunun kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettikleri görülen ve duyulan yani his ve müşahadeye dayalı bir olayla ilgili hadislerdir diye tanımlanır. Tarifteki adeten kaydı imkansızlığın mantıki bir zorunluluk olmadığını belirtme amacına yönelik bir kavramdır. Mütevatir hadisin bir takım şartları var arkadaşlar. Bunlar da üç tane. Birincisi hadisin tanımdan da anlaşılacağı üzere kalabalık bir topluluk tarafından rivayet edilmesi ve bu topluluğun her nesilde tevatür sayısının altına düşmemesi gerekir. Tevatür sayısına birazdan değineceğiz. Bu kalabalığın yalanda birleşmelerinin aklen ve adeten mümkün olmaması gerekir. Üçüncüsü haberi nakleden kişilerin o haberi bizzat kaynağından işitmeleri veya olayı kendi gözleriyle görmeleri gerekir. Şimdi birinci şarta göre mütevatirin gerçekleşmesi için belli bir sayı olması gerektiği ifade edilmiş. Ancak söz konusu sayının ne kadar olduğu hakkında bir görüş birliği sağlanmamıştır. Farklı dini, delil ve tarihi olaylar esas alınarak mütevatir için 4, 5, 10, 12, 21, 20, 20, 40, 70, 100... 313 gibi farklı sayılar zikredilmiştir. Ayetlerde geçen belli sayıları esas alan görüş sahipleri özellikle dayandıkları ayetlerdeki sayının kesin bilgi ifade etmede yeterli sayıya delalet ettiğini düşünmüş olmalılar. Mesela bir hadisin mütevatir olması için önerilen en düşük sayı 4'tür. Bu sayı zina günahının ispatı ve cezalandırılması için 4 şahit istendiğine bakılarak önerilmiştir. Buna göre İslam'da verilen en büyük ceza için bu sayı yettiğine göre o kesin bilgi içinde yeterli olmalıdır diye düşünmüşlerdir. Üçüncü şarta göre ise haberi nakledenlerin onun içeriğini işitme ve görme gibi e, duyulara dayalı yani e, mahsusat olarak bilmeleri gerekir. Bu aynı zamanda ikinci şartta ifade edilen bilginin akıl yürütme yoluyla elde edilen bilgi olmaması gerekir. Yani bilgiye akıl yürütmeyle değil, duyular vasıtasıyla ulaşılmış olması gerekmektedir. Mütevatirin çeşitleri. Birincisi lafzî mütevatir. Aşağıda da anlatacağız. Lafız itibariyle mütevatir. İkincisi manevî mütevatir. Yani lafızları farklı ama e, anlatmak istediği mana aynı. Mütevatirin çeşitlerinden ilk bahseden e, ilk alim İsa bin Eban'dır. Şimdi mütevatir ile ilgili yazılmış e, eserler vardır. Bunlardan e, iki tanesi önemlidir. Mütevatir hadisler konusunda yazılan ilk eser yani ilk eser yazan kişi Suyuti'dir. Eserinin ismi El Ezharül mütenasira Fil Ekberil Mütevatirah. Eserinde kendi şartlarına göre mütevatir kabul ettiği 113 tane eser, e, hadisi zikretmiştir. İlk mütevatir eser yazan kişi Suyuti'dir. Bunun ismi de El Ezharül mütenasira Daha sonra e, Suyuti El Ezharül mütenasira eserini yani bu kitabını e, Katfül Ezharül mütenasira fil ehberil e, mütevatir ismiyle ihtisar yani özetlemiştir arkadaşlar. Yine ikinci eser. Konuyla ilgili şimdiye kadar yapılan en geniş çalışma ise Muhammed bin Cafer el-Kattani'nin Nazmül Mütenasir Minel Hadisil Mütevatir adlı eseridir. Eserde Kattani'nin mütevatir saydığı 310 hadis bulunmaktadır. Kaydedilen hadislerin büyük çoğunluğu lafzı değil manevi mütevatir hadisler e, hadislerden oluşmaktadır. Şimdi lafzi mütevatir yukarıda da değindiğimiz gibi bütün e, rivayetlerinde lafızları aynı olan yani Hazreti Peygamber'in ağzından çıktığı şekilde bize ulaşan hadisler, mütevatir hadisler lafzı mütevatirdir. Manevi mütevatir ise ravilerin aralarında müşterek bir nokta olan çeşitli hükümler ve bilgileri ayrı ayrı lafızlarla nakletmeleri şeklinde meydana gelen ortak manaya manevi mütevatir denir. Yani aynı anlam değişik lafızlarla rivayet edilmiştir. Şimdi manevi mütevatirin, özür dilerim mütevatir haberin bilgi değeri. Mütevatir haber kesin olarak doğruluğu bilinen haberdir. Dolayısıyla bir hadisin mütevatir olması onun Hazreti Peygamber'e ait olduğu hakkında bir şüphenin bulunmaması demektir. Bu nedenle İslam alimlerin çoğunluğu mütevatir hadisin kesin bilgi ifade ettiği görüşündedirler. Ancak mütevatir haberin sağladığı kesin bilginin doğrudan mı yani zaruri yoksa dolaylı mı yani nazari kesbi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Alimlerin çoğunluğu bunun zaruri bilgi olduğunu kabul ederler. Bu görüştekiler mütavatir haberi inkar etmenin kişiyi küfre götüreceğini söylemişlerdir. Şimdi ikinci kavramımız ahad haber, yani haberi vahid. Vahid arkadaşlar Arapça'da bir anlamına gelmektedir. Ahad ise vahid kelimesinin çoğuludur haber kelimesiyle birlikte isim tamlaması olarak haberül vahid, haberül ahad ve sıfat tamlaması olarak el ehberül vahid, ehberül ahad şeklinde kullanılmaktadır. Haberül vahid yani vahid bir demiştik arkadaşlar. Yani bir tekili bir. Bir kişinin diğer bir kişiden rivayet ettiği hadisler. Ama ahad birin çoğulu demiştik. Haberül ahad ise birden fazla kişinin rivayet ettiği haber demektir. E, bu terimi ifade etmek üzere haberi infirat da kullanılmıştır. Türkçe'de haberül vahid, haberül ahad gibi e, terimlerin yerine kullanılan terim haberi vahid veya da ahad haber veya ahad hadis şeklinde Türkçe'de kullanılmaktadır. En genel anlamıyla haberi vahid Mütevatir haberin şartlarını taşımayan veya mütevatir seviyesine ulaşmayan haber olarak tanımlanmıştır. Buna göre senedin herhangi bir yerinde ya da tamamında tek bir ravinin bir raviden rivayet ettiği hadiste haberi vahittir. Aynı şekilde haberi vahidin bazı bak, bazı tabakalarda ravi sayısı ve diğer özelliklere bakımdan mütevatir haber e, niteliklerine taşıması o haberi ahat olmaktan çıkarmaz yani mütevatir yapmaz. Dolayısıyla senedin herhangi bir e, halkasında ravi sayısı teke düşen fert ve garip hadislerde en fazla ravi içeren meşhur ve müstefiz hadislerde haberi vahid kategorisinde değerlendirilmektedir. Ahad haberin delilleri. Haberi vahidle amel edilebileceğini gösteren Kur'an ve sünnette çeşitli deliller bulunmaktadır. Hz. Peygamber ibadetler olsun, İslam'ın temel esaslarına ilişkin olsun, yönetim konularında olsun, bir kişinin getirdiği haberle amel edilebileceğini uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. İmam-ı Şafi bu konuda bir delil olup olmadığını soran birisine meşhur eseri Er-Risale e, eserinde ona yakın delil zikretmiştir. Bu delillerden bir kısmı e, şunlardır arkadaşlar. Birincisi e, İbni Ömer'den nakledildiğine göre. Kuba'da sabah namazı kılınırken bir haberci gelir ve Hazreti Peygamber'e bir ayet indiğini, artık namazların Kabe'ye doğru kılınacağını bildirir. Önceden Kudüs'e yönelerek namaz kılan Müslümanlar bu haber üzerine Kabe'ye dönerek namazlarını kılmaya başladılar. Burada içlerinde Ensar'ın fakihleri bulunan Kuba halkı Hazreti Peygamber'den bizzat duymadan bir kişinin getirdiği habere dayanarak kıbleyi değiştirmişlerdir. İkincisi İmam-ı Şafi'nin e, ikinci delili Enes bin Malik şöyle rivayet etmiştir. Ben Ebu Talha, Ebu Ubeyde bin El Cerrah ve Ubey bin Kaba hurmadan yapılmış şarap dağıtırdım. Bir gün bir haberci geldi ve şarabın haramlığı, haram kılındığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Talha ey Enes kalk ve şu şarap kabını kır dedi. Ben de kalktım ve bir taşla şarap kabını kırdım demiştir. Bir diğeri Hz. Peygamber pek çok sahabeyi tek başına bir yere elçi olarak göndermiş ve varacakları yere ulaşınca onlara yaptığı tavsiyeleri tutmalarını, söyle, tutmalarını söylemesini istemiştir. Bu çerçevede Musab bin Umeyr'i Medinelilere, Muaz bin Cebeli Yemen'e, Dıhye bin Halife'yi Rum Meliki Herakilli olsa, Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi'yi Irak Kisrası 2. Hüsreve Amr bin Ümeyye et Damri'yi Habeş Meliki Necaşi'ye Hatip bin Ebu Belta'yı İskenderiye Meliki Mukavkıs'a göndermiştir. Yani bunlar da oraya gittiği zaman bir kişinin haberiyle oradaki insanlar e, amel etmiştir. Yani haberi vahitle amel etmiştir. Dolayısıyla i̇mam Şafi Şafii burada bize kitabında verdiği üç tane örneğini beraberce okumuş olduk. Yine Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ashabın da tek kişinin getirdiği haberle amel ettikleri bilinir. Söz gelimi Ömer bin El Hattab ateş perestler hakkında nasıl bir hüküm verebileceğini bilemeyince Abdurrahman bin Af Hazreti Peygamber'in mecusilere de ehli kitabın hükmünü uygulayın hadisini söylemişti. Hazreti Ömer bu hadise dayanarak ehli kitaptan aldığı cizyenin aynısını mecusilerden almıştır. Bu Şafi'nin Er Risalesi'nde geçiyormuş. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bazen kendilerine bildirilen bir hadis için söyleyenden şahit istemiştir. Ancak bu durum tek bir e, yani tek bir kişinin haberini kabul etmemekten değil haberin güvenilirliğini daha da pekiştirmek ve olası bir zapt kusurunu ortadan kaldırmak amacına yöneliktir. Nitekim aynı Hazreti Ömer Şam'a gelirken orada veba salgını olduğunu duyunca nasıl davranması gerektiği konusunda tereddüt etmiş ve Abdurrahman bin Af'ın naklediği hadise göre amel etmiştir. Aslında haberi vahitle amel edilmesi toplum hayatının bir gereğidir. İnsanlar arasında ilişkiler birbirlerine verdikleri haberlere güven esası çerçevesinde yürür. Tabi hayatın ger gerçekleri bizim bu tür haberlerle işlerimizi görmeye gerektirir. Mesela doğum evlerinde doğan çocukların nesebi çoğu zaman oradaki bir iki görevlinin dikkatine kalmaktadır. Bu tür haberlerin tamamına güvenmeyip her birini tek tek araştırmaya kalkarsak insanlar arasında güven duygusu sarsılır, toplumda tam bir kargaşa hakim olur ve hayat adeta çekilmez hale gelir. Şimdi ahat haberin e, delil değeri. Bazı itikadi mezheplerin temsilcileri hariç İslam alimleri sahih olduğu ortaya çıkmış, haberi vahitle amel etmek gerektiği hususunda görüş birliği içerisindedir. Bununla birlikte ahat haberin yakın ilim yani kesin zaruru ilim ifade edip etmediği konusu mezhepler arasında görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Mesela Hanefiler, Şafiler ve Malikilerin bir kısmı ve Mutezile ve Hariciler bu haberlerin doğruluğu doğruluğu kadar yalan olma ihtimalini göz önüne alarak yakin ilim değil zan ifade edeceğini kabul ederler. Yine Ahmet bin Hanbel, Malik bin Enes ve hadisçilerin çoğunluğu ise haberi vahidin sıhhati sahi, e, sabit oluncaya kadar yakin ilim ifade ettiği ve dolayısıyla amel edilmeyi e, gerektirdiği konusunda ittifak halindedirler. Yine ehli sünnet mezhepleri ister yakin ister zan ifade etsin. Ahad haberle amel etmenin zarureti konusunda hem fikirdirler. Yani Hanifiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler yani ehli sünnet mezhepleri ister yakin ister zan ifadesin ahad haberle amel etmenin zarureti konusunda hem fikirdirler. Ayrıca önemli bir husus eee Mu'tezile ve hariciler haber vahidin zan ifade etmesinden hareketle onunla amel edilmeyeceği kanaatine varmışlar. Oysa ki bu husus sahihliği sabit olmuş bir haberle amel edilip edilmemesi değil, o haberin yakın ilim kategorisine dahil edilerek derece bakımından Kur'an ve mutavatir haber ayarında sayılıp sayılmayacağıyla ilgilidir. Zira sözüne güvenilen bir kimsenin haberi ya yakın ya da zan yoluyla bilinir haberi yakın yoluyla bilinmesi onun mütevatir olması demektir. Zan yoluyla bilinmesi de burada açıklamaya çalıştığımız üzere ahad haber olmasıdır. Tekrar bunu vurgulamak gerekirse böyle haberlerin sırf teorik e, varsayımlar nedeniyle yakın ilim ifade etmemesi asla onunla amel etmemeyi gerektirmez. Bu nedenle ehli sünnet olarak nitelenen bütün mezheplere göre haberi vahitle amel etmek gerekmektedir. Bir diğer kavramımız zayıf hadis. Zayıf hadisin tanımı. Sahih ve hasen hadis için aranan şartlardan birini ya da birkaçını taşımayan hadislere zayıf hadis denmektedir. Hadis usul eserlerinde anlatılan hadis çeşitlerine bakıldığında en fazla hasit hadis çeşidinin zayıf hadislere dair olduğu görülür. Çünkü delil olmaya uygun sahih hadisler konusunda farklı gruplandırmalar yapmaya pek gerek yoktur. Sahih hadislerin üstünlük açısından karşılaştırılması, amel edilme amel edilme söz konusu olduğunda iki sahih hadisinden yani iki sahih hadisinden birini tercih amaçla kullanmıştır. Ancak kesin bir kanaate varılmadığı için güvenirlilik yani sahih ve uydurma yani mevzu arasında gidip gelen bazen birine bazen de diğerine yakın olan zayıf hadislerin durumuna göre çeşitli isimlendirmeler alması tabii yani kaçınılmaz olmuştur. Zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri arasında şu dört ee, gerekçe gösterilebilir. Ravinin tenkit edilmesinin sebeplerinin farklılığı. İkincisi senette ravi düşmesinin az veya çok olması. Üçüncüsü ravi eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması. Yani tek tek olması veya peş peş olması veya başında veya sonunda olması gibi. Bir diğeri hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesindeki değişiklikler. Zayıf terimi hem isnadın ravi hem de rivayet edilen hadis yani mervi için kullanılmıştır. İbn-i Sad, Ahmet bin Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi alimler zayıf terimini değişik vesilelerle kullanmışlardır. Buna göre zayıf teriminin önce güvenilir olmayan ravileri nitelemek üzere sonra da hadisin kendisi için kullanıldığı söylenebilir. Zayıf hadis çeşitlerinin sayısı konusunda farklı rakamlar verilmiştir. Mesela İbnü Hıbban 49, İbnü Salak 42, Münavi 81 çeşit zayıf hadis olduğunu belirtmiştir. Bu rakamların değişiklikleri muallak ve mevkuf gibi bazı hadis çeşitlerinin zayıf hadis sayılıp sayılmayacağına bağlıdır. Zayıf hadisle ilgili bazı meseleler. Alimlerin e, çoğunluğunun zayıflığında ittifak etmediği bir hadise zayıf hükmünü verme konusunda ihtiyatlı davranılmalıdır. Nitekim bu ayrıma dikkat çekmek üzere çekmek için muzaaf hadis şeklinde bir kavram ortaya çıkmıştır. Anlamlarından birisine göre muzaaf hadis zayıf olduğu hakkında hadis alimler arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre zayıf, bazılarına göre zayıf olmayan hadistir. Buna göre muzaaf hadis zayıf hadisten daha üstündür. Bir diğer mesele yukarıda temas edildiği üzere zayıf hadisin çeşitli olmasının sebepleri dikkate alındığında zayıf hadisler arasında zayıflılığın şiddeti açısından farklılıklar olduğu anlaşılacaktır. Yani bazı hadislerin zayıflılık gerekçesi hafif olduğu için değerlendirmeye alındığında yani itibar ve yeri geldiğinde destek rivayet olarak yani adet kullanıldığı olmuştur. Ancak zayıflığı ağırlaştıkça hadis neredeyse uydurmaya yaklaşmakta ve hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmamaktadır. Hadisin zayıflığı ravisinin cerh e, edilmesinden veya senedindeki kopuk olmasından kaynaklanmaktadır. Hadisçiler senedin kopuk olmasını diğerine göre ağır cerh sebebi saymışlardır. Bir diğer mesele bir hadise zayıf hükmünü verirken isnadı ve metnini ayrı değerlendirme lüzumu vardır. Neden? Çünkü isnadı zayıf olan bir hadisin metni başka bir senetle sahih olarak gelebilmektedir. Mesela Nasurettin Elbani kendince zayıf saydığı Ebu Davud'un süneninde bulunan hadislere dair zayıf Süneni Ebi Davud adlı bir kitap yazmıştır. Burada Elbani Ammar bin Yasir'in naklettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yüzü ve dirseklere kadar elleri mesetmemi emretti hadisine zayıf hükmünü vermiştir. Ancak dirseklere kadar ifadesi açık olarak geçmese de kütüb Sitte'nin tamamında zımnen bunu destekleyen rivayetler vardır. Söz gelimi sünnen-i erbaa yani dört sünen yanı sıra Buhari ve Müslim'de de destekleyici rivayetler bulunmuştur. Zayıf bir hadisin birden çok senetle de... Ee, rivayet edilen zayıflıktan çıkarılması için iki tane şart ileri sürülmüştür. Bunlardan birincisi hadisteki zayıflık aşırı cerh sebeplerine dayanmamalı. Yani hadisin zayıflığı şiddetli olmamalıdır. İkincisi takviye edilen e, diğer senetler yani tarik kuvvet bakımından takviye edilen senetle aynı e, ya da daha üstün olmalıdır. Şimdi zayıf hadiste amel. Fakihler hocalarım, fakihler bir hadiste amel etme söz konusu olduğunda onun hadis usulü prensipleriyle sahihlik açısından uyuşup uyuşmadığına bakmanın yanı sıra kıyas, istihsan, maslahat gibi başka faktörleri de göz önünde bulundururlar. Yani fakihler hadisin diğer delillerle çelişmesine veya uyuşmasına uyuşmasına göre genel bir değerlendirme yaparlar. Böylece bazı durumlarda karinelerle desteklenmiş zayıf hadisle amel edilmiş olmaktadır. Bazen de zayıf hadis dikkate alınmadan diğer delillerden bir hüküm çıkarılmış, tesadüfen bu hükmün zayıf hadisin muhtevasına uygun düşmüş olabilir. Dolayısıyla bu hükmü ve ilgili zayıf hadisi görenler söz konusu hükmün zayıf hadisten çıkarıldığını zannederler. Ayrıca önemli bir husus ...hadislerin sahih, hasen ve zayıf olarak üçlü taksimini, tirmizi gerçekleştirmiştir. Zayıf hadiste amel konusu bazı kaynaklarda üç başlık halinde toplanmaktadır. Birincisi, hiçbir şekilde zayıf hadiste amel edilmez. İkincisi, mutlak olarak amel edilir. Bir diğeri, bazı şartlarla amel edilir. Zayıf hadisin... ...ahkam konularında delil niteliği taşımadığı genel bir prensip olarak ifade edilmekle birlikte... Bunun bazı istisnalarının olabileceği de ileri sürmüştür. Buna göre e, isnatları zayıf da olsa muhtevasıyla ümmetin amel ede geldiği hadislerle ahkamda amel edilir. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'in amellerin fazileti dışında helal ve haram kapsamına giren konularda da zayıf hadislerle amel edilebileceği görüşünü görüşünde olduğu nakledilmiştir. Bu görüş, yani Ahmet bin Hamel'in bu görüşü iki şekilde değerlendirilmiş. Birincisine göre bu görüşüyle o zayıf hadisi rey ve içtihada tercih etmiştir. İkinci görüşe göre ise onun zamanında zayıf sayılan hadislerin çoğu daha sonradan hasen olarak nitelendirilmiştir. Yahya bin Main, Müslim, İbni Hazm, Ebu Bekir, e, İbnül Arabi gibi alimlere göre ne helal, ne haram, e, ne de ne de amellerin faziletiyle ilgili konularda zayıf hadislerle amel etmek caiz değildir. Bazı alimler ise zayıf hadislerle bazı şartlarda amel edilebileceği görüşündedirler. Buna göre zayıf hadislerle ahkam dışında amellerin faziletine dair konularda amel edilebilir. İmamı ı Şafi de zayıf hadislerle amel etmiştir. Taif yakınlarında vec denilen yerde avlanmanın haram olduğu, Mekke'de yasaklanan zamanlarda namaz kılmanın caiz olduğu, kusan kişinin abdest almasıyla ilgili zayıf hadislerle amel etmiştir. Diğer bir görüşe göre ihtiyata daha uygunsa zayıf hadisle ahkamda amel edilebilir. Söz gelimi güneşte ısınmış suyu kullanmanın mekruh olduğuna dair Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği hadisle zayıf olmasına rağmen e, fakihler ihtiyaten amel etmişlerdir. Zayıf hadiste amel bahsinde farklı bir görüşte şudur. Herhangi bir konuda zayıf hadisten başka delil yoksa re'ye tercih edilerek zayıf hadiste amel edilebilir. En fazla Ahmet bin Hanbel'e atfedilen bu görüşün diğer mezhepler içinde e, uygulandığı olmuştur. Mesela Ebu Hanife kıyasa aykırı olmalarına rağmen namazda kahkaha ee, hurma şırasıyla abdest, hayızın azami süresinin 10 gün olduğu, 10 dirhemden aşağı mehir olmayacağı gibi zayıf hadislerle amel etmiştir Ebu Hanife. Şimdi bir diğer kavramımız arkadaşlar mevzu hadis. Buna da bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.